bir emekli parası alıyorsun, nereye vereceksin, nereye vermeyeceksin. Öyle. Zor, geçim zor. Başını koyacak bir yer bulmak artık çok zor. Ev almanın da kiralamanın da maliyeti katlandı. Astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara da asla göz yummayacağız. Konut fiyatları üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'na göre geçtiğimiz Mayıs ayında konut fiyatları %12,43 artarak yıllık artış oranı %145,5'a yükseldi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Merkez Bankası'na göre Türkiye'de ortalama metrekare birim fiyatı 11.945 liraya çıktı. İstanbul'da yeni konut fiyatları neredeyse 3'e katlandı. Ortalama konut fiyatı 2 milyon lirayı geride bıraktı. İnternet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Özellikle büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki artış hız kazandı. İstanbul'da konut fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %165,4 arttı. Başkent Ankara'da fiyat artışı %147,5, İzmir'de ise %139,9 oldu. Ev alamayan, kiraya çıkan vatandaşın kira fiyatlarıyla da başı belada. Kira fiyatları özellikle İstanbul'da aile bütçesinin yarısına kadar yükselmiş durumda. Böylelikle konut kiralarında 1 yıl süreyle 3 bir önceki yılın kira bedelinin %25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Fahiş kira artışlarına karşı önlem almaya çalışan hükümet, dar gelirli vatandaşları korumaya yönelik olarak kira artış oranında %25 şartı getirdi. Ancak buna rağmen Haziran ayı itibariyle ortalama kiralar son bir yılda İstanbul'da %168 artarak 8107 liraya çıktı. Öyle ki büyük şehir atamaları artık memurlar için sürgün yeri gibi. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışı artık yalnızca kiracıları değil ev sahiplerini de mağdur etmeye başladı. Adliyeler tıklım tıklım kiracı, mal sahibi davalarıyla dolmuş durumda. İstanbul Emlakçılar Odası'na göre yüksek bedelden anlaşan kiracıların kiralarını ödeyemediğine ilişkin şikayetler 2-3 katına çıkmış durumda. Son bir yıldır ev sahiplerine kiraları daha uygun bir fiyata indirmeleri için sesleniyoruz. Bazı fırsatçı ev sahipleri değerinden 2-3 katı fazla kiralama yapıyorlar. Bu durumun sonunda bu hale geleceğini söyledik ve uyardık. Şimdi mecbur kaldıkları için yüksekten ev kiralayan kiracılar kira ödeyemiyor. Bu durumda hem kiracı mağdur hem de ev sahibi mağdur. Çok kötü bir durumdayım. Hiç. Bulamıyor musunuz? Bulamıyorum valla, bak ev arıyorum, bulamıyorum. 2,5'tan aşağı ev yok. O da eski bina. Yerim bina da değil. Barınma krizi okulların açılmasıyla birlikte daha da katlanılamaz noktaya gelecek gibi görünüyor.